Süleyman Özışık Gizli Buluşmalarla iş Tutan Partiler Gizli toplantının bilgisini CHP Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıç Arslan verdi. Dün bir toplantı yaptı, sizin haberiniz olmadı dedi ve detayları şöyle anlattı. CHP'li Mehmet Bekaroğlu, HDP'li Ayhan Bilgen, İYİ Parti, Saadet Partisi hepsinin olduğu toplantı yapıldı, gerekirse HDP ile de ittifak yapılır. Mer dört parti kapalı kapılar ardında gizli gizli buluşmalarla iş tutuyormuş da bizim haberimiz olmamış. Kareye bakar mısınız? Bir yanda ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen, Atatürk'ün partisi olduğunu, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu söyleyen CHP, diğer yanda bunlar ülkücülükten, milliyetçilikten uzaklaştı diyerek yeni bir parti kuran ve toplumun tamamını kucaklayacağını söyleyen İyi Parti, beri yanda terör örgütünün siyasi uzantısı olan, sınır ötesinde itlaf edilen PKK ve YPG'liler için yaz tutan devlet ve millet düşmanı HDP ve öte yandan merhum Necmettin Erbakan'ın hatırasını ayakları altına alan, milli görüş çizgisinde olduğunu söylerken geçmişine ihanet üstüne ihanet eden sözde Dindar Parti Saadet. Vay anam vay! Büyük ihtimalle önümüzdeki dönemde bu dört benzemez partinin arasına Perinçey'in Vatan Partisi, Haydarbaş'ın BTP'si ve Anavatan Partisi de katılacak. MHP lideri Bahçeli'nin deyimiyle al sana cümbüş ittifakı. Benim anlamak istediğim bu gizli saklı toplantıda neler konuşuldu. Mesela ittifaka dahil olmaları için HDP'ye ne önerildiğini çok merak ediyorum. Malum HDP her ortamda Doğu ve Güneydoğu için özellik talebinde bulunan bir parti. Kendilerine bu ittifak karşılığında özelliğinizi kazanacaksınız diye bir söz, bir garanti verildi mi? Bir de şunu anlamaya çalışıyorum. AK Parti ile MHP ne yapıyorsa medyanın gözü önünde yapıyor. Her ne konuşuluyorsa tüm ayrıntılara varıncaya kadar milletle paylaşılıyor. Gizli saklı hiçbir şey yok. Bu partilerin de elbette ittifak yapma hakları var. Ama neden gizli saklı, neden kapalı kapılar ardında ve neden milleti kandırarak? İyi Parti'ye sormak lazım. Hani kimseyle ittifak düşünmüyordunuz? Hani tüm anketlerde yüzde yirmileri aşmıştınız? Daha yolun başındayken bu alavere dalavere neyin nesi? CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Hani tek başına yüzde altmışı alacaktınız. Hani ne yapıyorsanız açık ve şeffaf bir şekilde yapacaktınız. Ne oldu? Hayaller %60, gerçekler %22 mi çıktı yoksa? ve en önemlisi Saadet Partisi'ne. Sizde hiç mi utanma, hiç mi arlanma yok diye sormak lazım. Size ne vaatte bulunuldu da terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin kuyruğuna takıldınız? Size göre Erdoğan bu ülkeye HDP'den daha fazla zarar veriyor öyle mi? Size göre DHKPC ve YPG'nin sözcülüğünü yapan CHP, MHP'den daha milli parti öyle mi diye sormak lazım. Ne diyeyim? Birbirinize hayırlı olasınız. Allah birliğinizi, beraberliğinizi daim eylesin. Hem bu dünyada hem de öteki alemde birlikte haşrolasınız inşallah. Süleyman Özışık, Türkiye.